Değerli arkadaşlarım, hepinize merhaba. Bir önceki dersimizde Piaget'in bilişsel gelişim kuramında temel kavramları incelemiştik. Bugünkü dersimizde Piaget'in bilişsel gelişim kuramında dönemleri incelemeye başlayacağız. İlk olarak dönemleri toplu halde bir görelim sevgili arkadaşlarım. Şimdi sevgili arkadaşlar, Piaget'in bilişsel gelişim dönemleri dediğimizde Piaget dönemleri dörde ayırarak inceliyor. Ancak bunların içerisinde bazıları alt evrelere ayrılıyor. Toplu olarak hepsini görelim. Piaget'e göre ilk dönem arkadaşlar duyusal motor dönem olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönem 0-2 yaş aralığını temsil ediyor. Dönem kendi içerisinde 6 alt evreye ayrılıyor. Bunlar A. Refleksler evresi 0-1 ay. B. İlk alışkanlıklar ve birinci döngüsel tepkiler evresi 1-4 ay aralığı. C. İkinci döngüsel tepkiler evresi 4-8 ay aralığı. D. İkinci döngüsel tepkilerin eşgüdümü ya da koordinasyonu ya da ikincil şemaların koordinasyonu diye de ifade edilir arkadaşlar. 8-12 ay. E. Üçüncü döngüsel tepkiler evresi 12-18 ay. Ve son olarak arkadaşlarım, temsili düşünmenin başlangıcı. Temsili düşünmenin başlangıcı. Bu da 18-24 aya denk geliyor. Piaget'in bilişsel gelişim kuramında ikinci dönem arkadaşlar işlem öncesi dönem olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönem 3-6 yaş aralığını temsil ediyor. Bu dönemde kendi içerisinde A. Sembolik işlemler evresi 3-4 yaş aralığı. B. Sezgisel işlemler evresi, 5-6 yaş olarak ifade ediliyor. Üçüncü dönem somut işlemler dönemi olarak karşımıza çıkıyor. 7-11 yaş ve sevgili arkadaşlar, dördüncü son dönem ise soyut işlemler dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu da 12-18'li yaşlılar olarak ifade ediliyor. Şimdi böyle bir durumda akla hep şu soru geliyor. Peki hocam, şimdi diyorsunuz ki soyut işlemler dönemi 12-18 yaştır. 18 yaşından sonrası. İşte sevgili arkadaşlar, aslında burada gelişim psikologlarının cevap aradığı en önemli sorulardan biri karşımıza tekrar çıkıyor. Neydi bu soru? Gelişimde süreklilik ve süreksizlik meselesi. Bakınız, bazı gelişim psikologları gelişimde süreklilik düşüncesine inanıyor. Nedir gelişimdeki süreklilik düşüncesi? Erikson'un düşüncesi gibi düşünce. Yaşam boyu devam etme düşüncesi. Sosyal etkiyi ön planda tutma. Ama bazı kuramcılar gelişimde süreksizlik ilkesini savunuyor. Kim bu kuramcılar? Genetik kökenli kuramcılar. Özellikle de Freud gibi ya da şu anda incelemekte olduğumuz Piaget gibi kuramcılar. Dikkat ederseniz Freud'de psikoseksüel gelişim 18 yaşa kadar devam ediyordu. Ya da şu anda gördüğünüz gibi Piaget'de bilişsel gelişim 18 yaşına kadar devam ediyor. Yani burada gelişimde süreksizlik düşüncesinin, dönemlerin birbirinden bağımsız olarak ortaya çıktığı düşüncesinin, genetik bir plana göre işlediği düşüncesinin ön plana çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden
hemen ilk dönemimiz olan duyusal motor dönemle başlayalım. Neydi duyusal motor dönem? Bebeklik çağı, yani 0-2 yaş aralığını ifade ediyordu. Ve bu dönemin ilk evresi sevgili arkadaşlarım neydi? Refleksler evresiydi. 0-1 ay. Peki, refleksler evresinin özelliği nedir dediğimizde? Arkadaşlarım, refleksler evresinde evre adından da anlaşılabileceği gibi tamamen refleksif şemalardan ibaret bir dönem. Ne demek refleksif şemalar? Yani doğuştan gelen şemalarla sınırlı bir süreçten söz ediyoruz. Ancak burada çok önemli bir unsur var. Nedir bu önemli unsur? Refleksler evresinde doğuştan gelen bir şemanın açığa çıkabilmesi için mutlaka dışsal bir uyarana ihtiyaç var. Neymiş? Yazalım. Tamamen refleksif şemalar ortaya çıkabilmesi için dışsal uyarana ihtiyaç var. Bunu basit bir örnekle açıklamaya çalışayım. Mesela emme refleksi diye bir şemamız var. Refleksler evresinde, yani 0-1 aylık periyotta bebeğin emme davranışını sergileyebilmesi için dıştan gelecek bir uyarana ihtiyacı var. Mesela ne olacak? Biberon çocuğun ağzına götürülecek, yani dudağına değecek. Eğer biberon dudağına değerse emme davranışı açığa çıkıyor sevgili arkadaşlar. Yoksa bebek kendisi bu eylemi henüz başlatamıyor. Dikkat edin, eylemin başlaması için ne lazım? Dıştan gelen bir uyarım lazım arkadaşlar. Hemen bunu örnekleyelim. Ne dedik arkadaşlar? Dudağına biberon değen bebek emmeye başlar. İşte arkadaşlar, evrenin özelliği bu. Mesela doğuştan gelen işte refleksler dediğimizde bu ne yapıyoruz? İlkel refleksler, var kalma refleksleri diye bunları kendi içerisinde biliyorsunuz ikiye ayırıyorduk arkadaşlar. Şimdi burada hangi refleks olursa olsun, hadi ister ilkel refleks olsun, ister var kalma refleksi olsun, bunların açığa çıkabilmesi için ne gerekiyormuş? Dıştan gelecek bir uyarana ihtiyaç varmış. Mesela bir Palmer refleksinin açığa çıkabilmesi için çocuğun avucuna sizin dokunmanız gerekiyor. Çocuğun emme eylemi yapabilmesi için dudağına dokunmanız gerekiyor şeklinde düşünebiliriz. Şimdi gelelim hemen ilk alışkanlıklar ve birinci döngüsel tepkiler evresine. Ben şu kısmı sileyim arkadaşlar. Şurası sabit kalsın ki hepsini bir arada görün istiyorum bir yandan da. İkinci evremiz dedik, B diyelim şuraya. İlk alışkanlıklar ve birinci döngüsel tepkiler. Yani 1-4 ay aralığı. Şimdi arkadaşlarım, bu evrede önemli bir gelişme yaşanıyor. Nasıl önemli bir gelişme yaşanıyor derseniz, bebekte malumunuz refleksler evresinde 0-1 ay evresinde refleks bir tepkinin açığa çıkabilmesi için ne gerekiyordu? Dıştan bir uyarımın gelmesi gerekiyordu. Ama ilk alışkanlıklar ve birinci döngüsel tepkiler evresinde artık o dıştan uyarım olmadan da refleks kökenli bir şema harekete geçebiliyor. Ki buna alışkanlık adı veriliyor sevgili arkadaşlar. Nitekim bu evrede bebekler alışkanlık ile birinci döngüsel tepki olarak adlandırılan iki şemayı birleştirecek. Bakın, birleştireceği birinci şema alışkanlık şeması olacak. Diğer şema birinci döngüsel tepki şeması olacak. İki şemayı birleştirerek davranışta bulunacak. Peki, alışkanlık neydi arkadaşlarım? Dikkat edin. Piaget alışkanlığı şöyle tanımlıyor. Dikkat edin, bu Piaget'in tanımlaması. Diyor ki alışkanlık dışsal uyarıcıya ihtiyaç
duyulmadan. Refleks kökenli şemanın açığa çıkması diyor. Peki hocam, birinci döngüsel tepki ne? Arkadaşlarım, birinci döngüsel tepki ise davranışın aynı şekilde tekrar etmesi. Şimdi bebek bu evrede ne yapacaktı? Alışkanlık şemasıyla birinci döngüsel tepkiyi birleştirecekti. Mesela bir alışkanlık düşünelim. Ne olsun bu alışkanlık? İyi dinleyin. Bebek kendi elini, kendi parmağını ağzına götürüyor ve emmeye başlıyor. Bakın sevgili arkadaşlar, hocam bunun refleksten farkı ne? Refleksten farkı şu. Dikkat edin, burada birisi ağzına biberon götürmüyor. Birisi parmağını bebeğe götürmüyor. Bebek kendi parmağını ağzına götürüyor. Yani dış çevreden o davranışın başlaması için bir tetikleyiciye ihtiyaç duymuyor sevgili arkadaşlar. Eylemi kim başlatıyor? Dikkat edin. Kendisi başlatıyor. Ne yaptı? Parmağını aldı ve ağzına götürdü. Bunu şurada örnekleyelim hemen. Bebek parmağını alır ve ağzına götürüp emmeye başlar. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bebeğin gerçekleştirdiği bu davranış bir alışkanlık olarak tanımlanıyor Piaget'e göre. Refleks değil, alışkanlık olarak tanımlanıyor. Neden? Çünkü dıştan bir tetikleyici ihtiyaç duymadı. Eylemi başlatan kim? Kendisi. Peki sonra ne oluyor? Dikkat edin. Bu davranış hoşuna gidince tekrar etmeye başlıyor. Bakınız, davranışın aynı şekilde tekrar edilmesi. Bu neydi? Birinci döngüsel tepkiydi. Bu da birinci döngüsel tepki. Ve bebek bu dakikadan sonra bunu sık sık yapıyor. Kendi parmağını ağzına götürüyor, emiyor. Sonra bırakıyor. Tekrar kendi parmağını ağzına götürüyor ve tekrar emmeye başlıyor. Bunu ne yapıyor sevgili arkadaşlar? Tekrar ediyor. Böylece bebeğimiz ne yapmış oldu sevgili arkadaşlar? İki şemayı, dikkat edin, alışkanlık şemasıyla birinci döngüsel tepki şemasını eş güdümlemiş oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu evreyle ilgili bilmeniz gereken en önemli şey, dikkat, bebeğin davranışları tamamen içe dönüktür. Hocam bu ne demek? Şöyle ifade edeyim. Yani bebeğin davranışları tamamen kendi bedeniyle sınırlıdır. Yani arkadaşlar, bebek henüz dışsal uyaranlar, dış çevredeki uyaranlarla etkileşime henüz geçmez. Kendi ayağını ağzına götürür, kendi parmağını ağzına götürür. Ama dediğim gibi dıştan gelecek bir uyarımla henüz etkileşime geçmemektedir sevgili arkadaşlar. Ve yine önemli bir nokta, bebek davranışlarının sonuçları hakkında net bilgiye sahip değildir. Mesela yerde duran bir topu güç uyguladığında, ittirdiğinde topun hareket edebileceği bilgisine henüz sahip değildir sevgili arkadaşlar. Ya da topu ittirdiğinde orada bir yere çarpıp orada başka bir şeyi düşüreceği bilgisine henüz sahip değildir sevgili arkadaşlarım. O halde bir daha tekrar edelim. Birinci döngüsel tepkiler arasında ne gerçekleşti? Bir, bebeğimiz artık alışkanlıklar, ilk alışkanlıklar ve birinci döngüsel tepkiyi ne yapabiliyor? Birleştirebiliyor. İki, bebeğin davranışları sadece neyle sınırlı? Kendi bedeniyle sınırlı. Ve üç, bebek davranışlarının olası sonuçları hakkında henüz bilgiye sahip değildir. Ve sevgili arkadaşlarım, bunu da tamamladığımıza göre şimdi sırada ikinci döngüsel tepkiler evresi var. Hemen şurayı silelim. Üçüncü
evre olan, alt evre olan ikinci döngüsel tepkiler evresine geçelim. Evet, bu evremiz 4-8 ay aralığını temsil edecek olan evredir sevgili arkadaşlar. Arkadaşlarım, ikinci döngüsel tepkiler evresiyle birlikte çok önemli bir gelişme yaşanacak, bellek kullanımı başlayacak. Evet, ikinci döngüsel tepkiler evresinde hemen başlayalım. Ne dedik? Bellek kullanımı aktif hale gelir. Elbette bebekte bellek kullanımının aktif hale gelmesi çok önemli gelişmeleri de beraberinde getirecektir. Mesela bebek artık kendi bedeniyle sınırlı değildir. Dikkat edin arkadaşlar, bu çok önemli bir gelişmedir. Bebek artık kendi bedeniyle sınırlı değildir. Bunu bir örnekle hemen açıklayalım. Bebek annesine bakar, dil çıkartır. Dikkat edin arkadaşlar. Bebek kime dil çıkarttı? Annesine dil çıkarttı. Yani bir önceki evrede olduğu gibi sadece kendi bedeniyle ilgilenmenin artık dışına çıkabiliyor. Annesine bakıyor ve annesine dil çıkartıyor. Annesinin gülümsediğini görünce, annesinin gülümsediğini görünce aynı şekilde dil çıkartmaya devam eder. Şimdi bakınız arkadaşlarım, burada da bir döngüsellik var. Yani burada da tekrar eden bir ne var? Davranış söz konusu. Ama bir önceki evreden önemli bir farkı var. Nedir bu fark? Bir önceki evrede tekrar eden davranış nesiyle sınırlıydı? Kendi bedeniyle sınırlıydı. Bebek parmağını ağzına götürüyor, hoşuna gidince emiyor ve bu davranışı tekrar ediyor. Kendi bedeniyle sınırlı. Ama bu evrede kendi bedeninin dışına çıkarak eylemleri aynen tekrar ediyor. Mesela başka bir örnek vereyim size. Yatağında uzanmakta olan bir bebek hayal edin. Bebek yatakta uzanırken tesadüfen sağa sola dönüyor. Ve yatak bir gıcırtı sesi çıkartıyor. Ses bebeğin hoşuna gidince, dikkat edin, bebek o sesi işitebilmek için aynı şekilde yatakta sağa sola dönmeye devam ediyor. Bakın, bir kez daha bir döngüsellik ortaya çıktı. Bakın, bir kez daha tekrar eden bir davranış söz konusu. Ama tekrar eden bu davranış, aynı şekilde tekrar eden bu davranış bebeğin bedeninin dışına çıkıyor. Bakın, bu örneği de yazalım. Ne diyelim? Yatağında sağa sola dönen bebek, çıkan ses hoşuna gidince o sesi işitmek için aynı şekilde, dikkat edin, aynı şekilde sağa sola dönmeye devam eder sevgili arkadaşlarım. Bu evrede sevgili arkadaşlar yine bellek kullanımı ile birlikte artık taklit davranışı da ortaya çıkacaktır ki bu da aslında bu evre için oldukça önemli bir gelişmedir. Fakat bellek kullanımının henüz çok yeni oluşu sebebiyle her ne kadar bu evrede taklit ortaya çıksa da bebeğin bu evrede taklit edebildiği davranışlar hali hazırda literatüründe var olan davranışlarla sınırlıdır. Yani şöyle ifade edeyim, bu evredeki taklit anlık taklittir. Yani siz bebeğin karşısına geçtiniz, bebeğe dil çıkarttınız. Bebek de aynı şekilde ne yapabilir sevgili arkadaşlar? Sizin dil çıkarttığınız gibi o da size dil çıkartır. Ama tekrar ediyorum, bunu anlık olarak yapabilir sevgili arkadaşlar. Anlık olarak yapabilir. Yine bu evrede önemli bir kazanım daha vardır. Bu evrede arkadaşlarım
nesne kavramı kazanılır. Hocam nedir nesne kavramını kazanmak? Yani arkadaşlar nesnelerin bir andan diğerine değişmeyeceği düşüncesidir. Yani bardak bardaktır işte. Bugün bardak böyleyse yarın şekli değişmez. Bak bu nesnelerin maddenin korunumu falan değildir. Hiç alakası yok. O ta somut dönemle alakalı bu durumdur. Burada nesne kavramının başlangıcı dediğimiz olay nesnenin hep aynı kaldığı ile ilgili bir bilgidir. Dediğim gibi evre için önemli bir gelişme kabul edilebilir arkadaşlarım. Sonra dördüncü evre karşımıza çıkacak. Nedir bu dördüncü evre? İkinci döngüsel tepkilerin eş güdümü, koordinasyonu dediğimiz evre karşımıza çıkacak. Bakalım. İkinci döngüsel tepkilerin eş güdümü ya da ikincil şemaların eş güdümü, koordinasyonu 8-12 ay arasındaki periyot karşımıza çıkacak. Arkadaşlarım bu evrede, bir önceki evrede bellek kullanımının başlamasına bağlı olarak çok önemli bir gelişme yaşanacak. Nedir bu çok önemli gelişme? Nesnelerin sürekliliği kazanılacak. Çok önemli bir gelişme. Nesnelerin sürekliliği ya da nesnelerin devamlılığı dediğimiz kazanım elde edilecek. Peki nedir nesnelerin sürekliliği? Bir obje, bir nesne görüş alanının dışına çıksa bile bebek bunun yok olmadığını bilecek ve örgütlenmiş şekilde bir arama davranışı gerçekleştirecek. Mesela bir örnekle açıklayalım. İyi dinleyin arkadaşlar. Hatta önce tanımı yapalım sonra örneğe geçelim. Bir obje. Görüş alanının dışına çıksa bile onun yok olmadığını anlar, arama davranışı sergiler. Mesela en temel nesne sürekliliği çalışmalarından biri. Bebeğin oyuncak ayısını gözünün önünde yastığın altına saklarsınız. Bebek ne yapar? Yastığı çekiştirmeye başlar. Yani bebek şunun farkındadır. O oyuncağının yok olmadığının farkındadır. Bu nedenle yastığı çekiştirip arama davranışı gerçekleştirir. Yani artık pasif bir beklenti söz konusu değildir. Örgütlenmiş arama davranışı vardır sevgili arkadaşlar. Bu yine evre içerisinde sıklıkla gözlenen A değil B hatası ya da bazı kaynaklarda şöyle de geçiyor. AB hatası diye de geçiyor. Bir durum karşımıza çıkar. Hocam nedir A değil B hatası? Şimdi arkadaşlar bebekte nesne sürekliliği henüz çok yeni olduğu için, bakın tekrar ediyorum, bebekte nesne sürekliliği henüz çok yeni olduğu için bebekler bu hataya düşüyor. Peki bir örnekle açıklayacak olsak, mesela iki tane kutu düşünün sevgili arkadaşlar. A değil B hatasını size böyle anlatayım. Şu A kutusu olsun, şu da B kutusu olsun. Şimdi siz bebeğin atıyorum oyuncak ayısını A kutusunun içine atıyorsunuz. Bebeğin oyuncak ayısı burada. Ne yaptınız? Çocuğun oyuncak ayısını A kutusunun içine attınız, sakladınız. Tabii artık bebekte nesne sürekliliği var olduğu için bebek oyuncak ayısını göremediği zaman onun yok olmadığını düşünmüyor. Onun orada olduğunu biliyor. Haliyle bebek oyuncak ayısını aramaya başlıyor, A kutusuna gidiyor ve buradan oyuncak ayısını bulup alıyor. Ama çok ilginç bir şey var. Çalışmayı tekrar edelim. Ama bu kez, iyi dinleyin burayı. Ama bu kez oyuncak ayısını yine çocuğun gözü önünde B kutusuna koyalım. Evet bebek yine arama davranışı sergiliyor. Ama ilginç bir şekilde oyuncağı daha önce en son bulduğu kutu olan A kutusunda arıyor. Hani daha önce burada bulmuştu ya. İşte bu olaya
A değil B hatası deniyor. Tekrar ediyorum. Dikkat edin, bebek her iki örnekte de arama davranışı sergiliyor. Yani bebek oyuncağın yok olmadığının farkında. Yani nesne sürekliliğine sahip. Ama nesne sürekliliği daha çok yeni olduğu için bir şeyi ararken hep nerede arıyor sevgili arkadaşlar? En son bulduğu yerde arıyor. Bir hata yapıyor. Buna AB hatası adı veriliyor. Yine arkadaşlar burada döneme adını veren olgu. Neydi bu evrenin adı? İkinci döngüsel tepkilerin eş güdümü ya da ikincil şemaların koordinasyonu dediğimiz bir evreydi. Döneme adını veren bir olay gerçekleşiyor. Nedir bu olay? Bu evrede bebek görme, dokunma, el-göz koordinasyonu ya da amaca dönük davranışları eş güdümleyebiliyor sevgili arkadaşlar. Size bunu bir örnekle açıklayayım. Mesela çocuk eline bir çıngırak, bir oyuncak alıyor mesela. İyi dinleyin. Oyuncağa hem bakıyor, yani görme, hem de dokunuyor. Dikkat edin, iki farklı, değil mi? Görme ve dokunma. İki farklı şemadan veri elde edebiliyor. Bunları eş güdümleyebiliyor. Ya da amaca dönük davranışları eş güdümleyebiliyor. Mesela nesne sürekliliğindeki olay bu. Bebek ne yapıyordu? Oyuncak ayısını bulabilmek için yastığı çekiştiriyordu. Dikkat edin arkadaşlar, bebeğin bu davranışı yapabilmesi için 1. Oyuncak ayısı. 2. Yastık. 3. Çekme. Yani farklı türden şemaları, dikkat edin, farklı türden şemaları bir araya getirmesi, eş güdümleyebilmesi gerekiyor. Ya da çocuk mesela ne oluyor? Oyuncak topu işte yatağın altına kaçıyor. Çocuk şöyle bir bakıyor, eliyle uzanamıyor. Orada bir sopa görüyor. Sopayı tutuyor, yatağın altına sokuyor, oyuncağı kendine çekiyor. Dikkat edin, oyuncak top, sopa, çekme, çok sayıda davranışı bir araya getirip bunları eş güdümleyebiliyor sevgili arkadaşlar. İşte evrenin adı. İkinci döngüsel tepkilerin ya da ikinci şemaların eş güdümü, koordinasyonu dediğimiz kavram burada karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlar. Bakın bu örnekleri de hemen şöyle köşeye yazalım. Hani söz uçar, yazı kalır, aklımızda bulunsun. Ne yapıyordu bebeğimiz bu evrede? Görme, dokunma, el göz koordinasyonu ve amaca dönük eylemlerin eş güdümlenmesi söz konusuydu. Hadi örneklerini yazalım arkadaşlar. Mesela ne dedik? Oyuncağa hem bakıyor hem de dokunuyor. İki farklı duyudan gelen bilgiyi eş güdümlüyor. Ya da şöyle bir örnek verelim. Ne dedik? Yatağın altına kaçan topunu sopa ile çekiştirerek alabiliyor. Bakınız, yatak, top, sopa, çekiştirme, yani bunları artık ne yapabiliyor? Eş güdümleyebiliyor sevgili arkadaşlar. Yine değerli arkadaşlarım, bu evrede önemli bir gelişme daha yaşanıyor. Bebekte doğadan ayrışma gerçekleşiyor. Doğadan ayrışma gerçekleşiyor. Nedir doğadan ayrışma? Bebek artık kendi bedenini dış dünyadan, yani diğer uyarıcılardan ayırt edebiliyor. O halde doğadan ayrışamaz iken, mesela size bir örnek vereyim. Yatağında uzanan bir bebek hayal edin. Henüz nerede olsun? Mesela birinci döngüsel tepkiler evresinde olsun. Yatağında uzanmakta olan bir bebek. Henüz bebekte bellek kullanımı yok. Henüz doğadan ayrışma söz konusu değil. Bu nedenle bebek yatak ve vücudu arasında bir ayrım yapamıyor. Başka bir deyişle yatağı vücudunun bir parçası olarak düşünüyor. Ama ikinci döngüsel tepkilerin eş güdümüyle birlikte bebek artık
bedeninin ve yatağın birbirinden farklı şeyler olduğunu biliyor. Yani ne yapmış oluyor? Doğadan ayrışmış oluyor. Arkadaşlarım, bazı akademik kaynaklar aklınızda bulunsun. Nesnelerin sürekliliği kavramıyla doğadan ayrışmayı aynı başlık altında alıyor. Ama bunları ayrı ayrı incelemek tabii daha sağlıklı. Siz farklı kavramlar olarak bilmenizde büyük fayda görüyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, ikinci döngüsel tepkilerin koordinasyonunu da anlattığımıza göre sırada beşinci evre olan üçüncü döngüsel tepkiler var. Arkadaşlarım, Piaget üçüncü döngüsel tepkiler evresi için çok önemli bir ifadede bulunuyor. Diyor ki, bu evre diyor, insanların merak ve yeniliğe olan ilgisinin başlangıcıdır diyor. Peki neden böyle bir cümle kuruyor? Gelin tahtada açıklayalım. Şimdi şurayı silelim. Üçüncü döngüsel tepkiler. 12-18 aylık ev demiştik. Şimdi bu evrede arkadaşlar Piaget diyor ki bu evre neydi? Bu evre insanların merak ve yeniliğe olan ilgisinin başlangıcıdır diyor. Neden böyle bir cümle kuruyor derseniz arkadaşlar, Piaget bu evreyle birlikte çocukları adeta küçük birer bilim insanına benzetiyor. Ne diyor? Adeta küçük birer bilim insanı gibi davranırlar diyor. Peki neden böyle bir cümle kuruyor derseniz, size hemen örnek üzerinden anlatayım arkadaşlar. Bakınız, şurada yani ikinci döngüsel tepkiler evresinde bebek ne yapıyordu? Hoşuna giden bir davranışı, çevreye dönük hoşuna giden bir davranışı aynı şekilde tekrar ediyordu. Örneği hatırlatayım. Yatağında sağa sola dönen bebek çıkan ses hoşuna gidince o sesi işitebilmek için aynı şekilde sağa sola dönmeye devam ediyordu. Ya da annesine dil çıkartan bebek annesinin gülümsediğini görünce annesini güldürebilmek için aynı şekilde dil çıkartmaya devam ediyordu. Ama üçüncü döngüsel tepkiler evresindeki bebek kendisini aynı sonuca ulaştırabilecek farklı şeyler denemeye başlar. Yani deney yapmaya başlar. Yazalım. Bebek kendisini aynı sonuca ulaştırabilecek farklı şeyler dener. Mesela yatakta sağa sola döndüm ve bir ses çıktı. Hoşuma gitti. Peki yatakta sağa sola dönmek yerine acaba sadece kollarımı yatağa vursam ses çıkar mı? Aa evet, yine ses çıkıyor. Kollarını yatağa vurur ve dinler. Evet, yine ses çıktı. Sonra durur. Peki sadece ayaklarımı vursam ses çıkar mı? Aa evet, yine ses çıktı. Bakın bu kez ayaklarını yatağa vurur. Evet, yine ses çıktı. Daha sonra başını sadece yatağa vurur. Başını yatağa vurur. Aa evet, yine ses çıktı. Dikkat edin arkadaşlar. Bebek bu örnekte bildiğiniz ne yapıyor? Deney yapıyor. Ne için? Kendisini aynı sonuca ulaştırabilecek. Yani tekrar ses işitmesini sağlayacak sonuca ulaşabilmek için farklı şeyler denemeye başlıyor. İşte bu nedenle Piaget ne diyor? Bakınız, bu evre insanların merak ve yeniliğe olan ilgisinin başlangıcıdır diyor. Aslında siz bunu daha sonra
öğrenme psikolojisi dersinde göreceksiniz. Nerede göreceksiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Öğrenme psikolojisi dersinde Skinner'ın edimsel koşullanma kuramında tepki genellemesi diye bir kavram var. Nedir tepki genellemesi? Tepki genellemesinin mantığı şu. Organizma bir davranışta bulunur ve sonuç istediği gibi gelişirse aynı sonuca ulaşmak için farklı şeyler dener. Mesela çocuk hayatında ilk defa tırnaklarını kendisi tek başına keser. Dedesi 50 lira verir. Çocuk akşam bir bakmışsınız saçını da kendisi kesmeye kalkar. Niye? Acaba bir 50'lik daha gelir mi? Yani ne yapıyor? Aynı sonuca ulaşabilmek için farklı şeyler deniyor. Tırnağını kesiyor, saçını kesiyor. Aslında bebeğin yaptığı şey, yani o mantığın kökeni burada başlıyor. Aynı sonuca ulaşabilmek için neymiş? Farklı şeyler deniyormuş sevgili arkadaşlarım. Ve gelelim artık son evremiz olan temsili düşünmenin başlangıcına. Son evremiz. Temsili düşünmenin başlangıcına. Temsili düşünmenin başlangıcı yani 18-24 aylık periyot. Hatta bu evre şemaların içselleştirilmesi evresi diye de bilinir arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, şimdi bu evrede aslına bakarsanız önemli bir bilgi var. Simge nesne ayrımı dediğimiz bir ayrım var. Yani bebekler bu evreyle birlikte artık simgelerin nesnelerden ayrı olduğunu anlıyor. Yazalım. Simgelerin nesnelerden ayrı olduğunu anlar. Şimdi buna bağlı olarak bebek şunu yapabiliyor. Bir nesneyi ya da bir olayı temsil edecek şekilde simge kullanabiliyor. Böylece yazalım. Bir nesne ya da olayı temsil edecek şekilde, dikkat edin, simge kullanabilir. Bunu basit bir örnekle açıklamak gerekirse, pencereden dışarıya bakarken arabanın yanaştığını görür, babasının arabasıdır o. Mesela oradaki bir kibrit kutusunu işaret ederek babasının geldiğini, işte o kutuyu arabaya benzeterek babasının geldiğini ifade edebilir sevgili arkadaşlar. Bakın burada ne yapmıştır? Kibrit kutusunu babasının arabası gibi simgeleştirmiş olabilir. Artık bu beceriye sahiptir. Bunların farklı olduğunu anlar. Yine evreyle birlikte çok önemli bir gelişme daha yaşanır. Bu da ertelenmiş taklit gözlenir. Şimdi bunun taklitten farkı nedir? Hatırlarsanız ikinci döngüsel tepkiler evresinde ilk kez taklit ortaya çıkıyordu. Ama bu taklit, dikkat ederseniz arkadaşlar, anlık taklitlerdi. Nasıl taklitler? Anlık taklitler olarak karşımıza çıkıyordu. Burada ise ertelenmiş taklit. Yani bebek gördüğü olayı aradan bir süre geçtikten sonra taklit eder. Ne diyor? Bir süre geçtikten sonra taklit eder. Elbette bu durum belleğin gitgide daha iyi hale geldiğini göstermektedir arkadaşlar. Bunu basit bir örnekle size açıklayayım. Mesela çocuk abisinin kibrit kutusunu açıp kapattığını görür. Açıp kapattığını görür. O esnada kibrit kutusunu eline alsa, kendisi de aynı şeyi yapsa, bu ikinci döngüsel tepkidir. Anlık taklit. Ama bizim örneğimizde, iyi dinliyoruz, bebek bir gün önce abisinin bu davranışını görüyor. Bugün abisi yok ama kendisi bu davranışı yapabiliyor. Yani bir gün önce gördüğü şeyi artık ne yapabiliyor? Taklit edebiliyor. Ya da bazen bir şey fark edersiniz. Bebekler böyle odasına okuyor, sinir krizine girmiş gibi hareketlerde bulunurlar. Bunlar muhtemel bir ertelenmiş taklit de olabilir aslında arkadaşlar. Mesela bebek daha önce birisinin bu şekilde davrandığını görmüştür. Aradan bir süre geçtikten sonra kendisi de aynı şeyi
taklit ediyor olabilir. Dediğim gibi buna da ertelenmiş taklit diyoruz. Yani ertelenmiş taklit nerede? Dikkat edin, artık 18-24 ay, yani temsili düşünmenin başlamasında ortaya çıkıyor. Bakınız değerli arkadaşlar, burada sıklıkla kullandığımız bir kavram vardı. Hep ne dedik? Döngüsel tepki, devresel tepki. Yine aynı şey. Şimdi bakın arkadaşlar, tüm bu anlattıklarımızdan hareketle birisi bize, ya kardeşim senin bahsettiğin bu döngüsel ya da devresel tepki nedir diye bir soru yöneltse. Nedir arkadaşlar döngüsel tepki? Arkadaşlar bakın, döngüsel ya da devresel tepki, tekrar ediyorum, bir tepkinin tekrar edilmesidir. Ama sizlerin de gördüğü gibi birinci döngüsel tepkilerde, ikinci döngüsel tepkilerde ve üçüncü döngüsel tepkilerde tekrar eden davranış nitelik olarak her seferinde diğerinden farklıdır. O halde artık netleştirelim. Birinci döngüsel tepkilerde kendi bedeniyle sınırlı tekrar yapabiliyor. Parmağını alıyor, ağzına götürüyor. Bu davranış hoşuna gidince aynı şeyi yapmaya devam ediyor. İkinci döngüsel tepkilerde bedeni dışına çıkıyor ve aynı şekilde tekrar ediyor. Mesela yatağında uzanan bebek yatakta sağa sola dönüyor. Çıkan ses hoşuna gidince aynı şekilde vücuduyla yatağı sallamaya devam ediyor. Bakın, bir, bedeni dışına çıktı, yatağı sallıyor. İki, aynı şekilde tekrar ediyor. Ve üçüncü döngüsel tepkiler. Burada değerli arkadaşlar neydi? Ufak bilim adamı benzetmesi vardı. Yani aynı sonuca ulaşabilmek için farklı şeyler dener sevgili arkadaşlar. İşte birisi bize birinci döngüsel tepki ne, ikinci döngüsel tepki ne, üçüncü döngüsel tepki ne derse, döngüselliğin mantığı tekrar etmek. Ama gördüğünüz gibi her evrede nitelik olarak tekrar edilen davranış değişiyor. Arkadaşlar artık duyusal motor dönemi, şu ana kadar anlattıklarımızı bir de özet tablo halinde yazıp bu dönemi tamamlayabiliriz. Yazalım. Şu ana kadar anlattıklarımızı toparlayalım. Ne dedik? Duyusal motor dönemin genel özellikleri diyelim. Yani bir de evrelere ayırmadan 0-2 yaşı toplu olarak bir daha görelim. Neler gerçekleşiyor 0-2 yaşta? Bir kere ne başlıyor arkadaşlar? Bellek kullanımı duyusal motor dönemde başlıyor mu? Evet, başlıyor. 2. Nesnelerin sürekliliği. Yine sevgili arkadaşlarım, nerede başlıyor? Duyusal motor dönemde başlıyor. Yine bu dönemde ne gözleniyor? A değil, B hatası gözleniyor. Doğadan ayrışma gerçekleşiyor. Doğadan ayrışma gerçekleşiyor. Yine arkadaşlar, dönem içerisinde bebek refleksif tepkilerden neye geçiyor? Amaçlı eylemlere geçiyor. Ki bu geçiş, yani amaçlı eylemlere geçiş, aslında iyi dinleyin, düşünmenin başlangıcı kabul ediliyor. Zaten bebek amaçlı bir eylem yapıyorsa bu ne demektir? Düşünüyor demektir. Çünkü düşünemediği sürece amaçlı bir eylem elbette yapamayacaktır. Yine sevgili arkadaşlar, duyular arası aktarımın başlangıcı aynı şekilde duyusal motor dönem olarak karşımıza çıkıyor. Bu sevgili arkadaşlar, süreç içerisinde çocuk simge, nesne ayrımı yapabiliyor. Dönem içerisinde taklit görülüyor, ertelenmiş taklit görülüyor, ses
bulaşması denilen durum gözleniyor. Ses bulaşması da sevgili arkadaşlar, ağlama sesi işiten bebeğin yine kendisinin ağlamaya başlaması dediğimiz kavramdır. Aklınızda bulunsun. Evet değerli arkadaşlar, böylece duyusal motor dönemi tüm evreleriyle birlikte tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde yine Piaget'in bilişsel gelişim kuramında dönemlerle işlem öncesi devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşebilmek dileğiyle umutla kalın sevgili arkadaşlarım.